Dostlar selam, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni motorumla teker yapmayı deneyeceğiz. Kameranın arkasında Talha var, kuzenim. Ortam olarak şöyle, dilerseniz bakın, rüzgar olabilir, kusurumuza bakmayın. Çünkü gerçekten yüksek bir yerdeyiz. Zaten hakarın rakımı da yüksek. Burada biraz fazla rüzgar oluyor. İleride de bir amca var. Zaten hava burada soğuk şu anda. Kar var, görüyorsunuz zaten. İşte bu sabah yine biraz denedik yapmayı. Motorumuz Mondial MH125'ti. Biraz teknik detay vereyim. Motor 13 beygir, 11 Nm torka sahibi, 135 cc, 5 vites bir motosiklet. Genelde stunt motoru olarak kullanılıyor. Çünkü dengeli bir motosiklet. Böyle tekere kolay geliyor. Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben acemiyim. İlla ki düşeceğiz. Videoda düşeceğimi düşünüyorum. Ya motora bir şey olacak ya da bana bir şey olacak. Biliyorum, hissediyorum. Çünkü sabah bir tank sniper yaşadık. Depo tokatlama. Kurtardım Allah'a şükür. Şimdi bir denemeye geçelim. İzlendiği gibi kolay değil aslında. Çünkü şöyle bir durum var. Bu motosiklet 140 kilo civarında. Debriyajı çok sert bir motosiklet. Çin malı zaten. Mondial kullananlar biliyordur. Mondiallerin tümünün debriyajı sert oluyor. İster sıfır al, ister ikinci el al, ister en üst modelini al. Mondiallerde debriyaj çok sert oluyor. Şimdi birinci viteste deniyorum. İkinci viteste çekmez zaten. Motorumu tanıyorum. Birinci viteste sürekli elim debriyajlı olduğu için belli bir noktadan sonra el uyuşmaya başlıyor. O yüzden kolay değil. Ek olarak bunu yaparken direksiyonu düz tutmanız lazım. Dizlerinizle depoyu sıkmanız lazım. Sağ ayağınızla arka freni kontrol etmeniz lazım. Ve elinin sürekli gazlı debriyajı olması lazım. Çok sıkıntılı ve konsantre isteyen bir iş. Ben de fazla hani tecrübe sahibi olmadığım için gidiyor. Acaba panik yapabiliyorum. Adrenalin salgılıyor vücudum. Yapamıyorum biraz. Yavaş yavaş oluyor gibi. Bilerek çok fazla gaz vermiyorum. Çünkü geri geri kalkma olayı oluyor. Şaha kalkıyor motor. Bir kere yaşadım bunu. O yüzden ilk başta yavaş yavaş kalkmakta fayda var. Direkt debriyajı salıp gazı çöklersem geri geri düşerim. Muhtemelen ya sırtımı vururum. Zaten motor montunu giymedim. Ya sırtım yere çarpar, ya geri geri kafam çarpar, ya da motorun arka kısmı komple pert olur. Çünkü herhangi bir şekilde stand motorlarında olduğu gibi takoz makoz yok. Motor çöpe gider. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Devam edelim. Tamamdır. Aynen. Ama dediğim gibi gerçekten çok zor. Bu zaten daha ilk denemiz. Bugün biraz denedik. Hatta bugün bir kazada atlattık. Tank Slapper oldu. Tank Slapper'ı zaten YouTube'dan yazarak bulabiliriz. Depo tokatlama anlamına geliyor. Gidonun kontrolünü kaybediyorsunuz. Göster. Gidonun kontrolünü kaybediyorsunuz. Gidon sürekli gidip geliyor. Tabii daha hızlı bir şekilde depoya vuruyor.
Allah'a şükür sabah panik yapmadım ve ön freni sıkmadığım için kurtardık. Eğer ön freni sıksaydım olsa gidecek. 10 defa falan daha deneyeceğim ondan sonra. Kanka bak gerçekten artık bir tane yap ya. Ya düşsen de bir şey olmaz. Bak bu kadar takipçin işini yapar. Gel. Bak kanka sana şunu söyleyeyim. Biliyorsun motorun gücü çok fazla değil. Ne kadar gaz versen de önü kalkmaz. Aynen. Yaptın da birazcık kendini vücudunla geri vermeye çalış. Eğer baktın düşme durumundasın, kendini hemen öne verirsen zaten motor hafif olduğu için önü hemen yere düşer. Anladın. Ama çok yoruldum ya. Şu an sol kolumu hissetmiyorum, o derece kötüyüm. Dinlenelim biraz. Zaten şarj çok azaldı ya. Uyarı veriyor ki de. Şarj azaldı, uyarı veriyor. O zaman sen videoyu kapat, dur şöyle yapalım. Videoyu her ihtimale karşı kapatalım, kaydedelim. Eğer şarj biterse ben açılışı evden yaparım. Hani ne yaptık, nasıl oldu, kaza yaptım mı tarzında. Yine tabii kayıtta kalacağım ki bunu garantilemiş olalım. O zaman şimdilik video bu kadar olsun. Ben tabii ki devamı gelecek. Ya evde de ya evde olur ya da başka bir yerde çekerim yine devamını. O şekilde videoyu bitirelim. Hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.